Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. Bolalarda uchraydigan yana bir yomon sifat uyat, behayo so'zlarni gapirishi va so'kinishlik. Açık olsa hemen iş gerek. Köbrak, yaş bolanı sökünüşlikke ve behaya sözlerini yapılışlığa sebep otası. Cahil üstü de, gazabı kegende, şu piyeli keptürgende bir behaya sözlü yapıradı, hazırlaşıp, gazaptan mı, başka sebep bilen, bolanı karbıya uğraşıp oladı. Yaş bola özü dinli söküşü mümkün mü? Avratlarını tılgı alıp yapırıp, hakaret kılışı mümkün mü? Mümkün. Eğer üyüde şu nesanı görse, şu nesanı eşitse. Kuş, demi bolanı, tılını, yaman fakş sözlerge, adetlenişi ki birinci sabab, birinci nabatta otası sabab oladı, ya ki yaşkette akeleri sabab oladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beytop bolup istimana biyotkenleri de istimana lanatlagen. Şimdi Peygamberimiz istimana lanatlamaslagen büyürgen kısım. Hatta istiman lanatlamaz deyin. Müslüman adam lanat okuçu bulmuyor. Şimdi ota bir işte sökünüp dursa, eneyen şu ağzı gekiyen söz bulan bir işte kargap dursa, oğuldur, kızdır buna sana albette özgünü makaladı, yoktur abi. Tilini terbiye kılıçtaki birinci üslup, ota onalar farzlandılarda alda yapırırken yaplarını terip yapırışlı, oylap yapırışlı. Şimdi doğru, her bir tane sana özünü atı buna çıkarır. Ama siz aytayotgan söz, az gene bir behayo ya ki söz bosa, ya ki nakul ey bosa işlikke, onunla başka söz işleşi mümkün. Mesela, akin hayır da dese, hacat hana da demezden, ne demek iş mümkün? Tavret kul yapma iş mümkün. Mehtapke ne demek akin kemi yaptı dese, içi ötüp, hacat hanadan çıkanı oturup da ölmez. Akemcini tabu kaçıp alıyordu, dip bu iş mümkün. Ha, hemen aslında hatırlığa çıkarak gerek ama, sinonimlerini işletişim mümkün. Demek atana bana şu nasıl yetibar verişliği gereği bulan. Kur'an'ın, braderler, evveli ve ahırı adam. Kur'an'ın evveli ve ahırı hayal. Şeriyette şerim yok. Ayrım adamlar bana şu kaideni, bana şu sözü na doğru çünedi de ağzı gekegen sözü yapar oradı. Bu Peygamberimizin sünneti ki hılaf, mümkünmez. Kur'an'la evveliyem, ahriyem, adab, hayal. Şimdi şeriatta şerim yok. Yani söz yekesek, bu fikhi meselelerini soruşluğu da hayal kılmasını gereği de düşünülerdi. Mesela bir adam özünü içki kıymede bir aklar sana körp olsa suyuluydu. Yani bunu üyat değil mi soruşluğu? Dip durup gusül kılı olursa. Gusül kılı olursa. Eğer sorusu aytar damla, bu mazi, bu maniymez. Bundan taharat kılınsa boladı, deyip düşündürerdi. Ve şeriat onge büyürmegen daimi husuldan onu nimak koyardı, tuz koyardı. Şeriatta şerim yok degen sözge kesek, şeriatta şerim yok. Fikhi meselelerini sonra burgenişliği de hay akılın mıydı degen. Sökünüş, üyet, behaya sözlerine aitilişine ayrım sebepler. Birinci sebebi aittik ota ona, ya ki aki ülke. Yine, onge talim verirken murabbiyini özüye. Eğer talim verirken murabbi özü sökün adıken fak hoş olsa, fak sözlerde tüm meyit adıken olsa, yine bitti sebebi, bir terbiye bollarına koşulup koyandı. Ayrım atayına sökünmez. Ayrım atayına bunu bir hayal sözlerde yapırmaz. Lekin bola kayırdan örgendi dese, bu sırmaz. Demek köçedeki bir terbiye bollardan örgendi. Çünkü bilen dost yürgenliğini, kimler bilen dost bolu yürgenliğini karap koyuyla farzantı almaz. Otanı hakiki kadir kıymeti onu farzantları bilen ölçenir. Onanı hakiki kadir kıymeti onun farzantları bilen ölçenir. Bir ayol buluşu mümkün. Cüyen bir katta bir camiyanı, aligahtı, üniversitede, tügetti degen kuludu, diploma buluşu mümkün. Ama eğer bolları bir terbiye taşla koyulun gen bosa,
bir hayal sözlerde gapirayotgan bo'lsa, axloqsiz bo'lsa, bu ayol johila deyiladi. Avvalgi asrlardagi mu'mina onalar, mu'mina ayollarda qanaqa bo'lganligi ko'pchiligimizga ma'lum. Bu ayollardachi ko'pchiligi unaqa qissiz bilan biz aytadiganchalik ilmli bo'lgan emas. Lekin bolasini tarbiyasiga juda bir qattiq e'tibor bergan. Shuning uchun bolasi onasi uchun diplom bo'lgan. Shunday farzandni boqqan onasini Alloh rahmat qilsin deb duo qilinadi. Shunday farzandni dunyoga keltirgan ota-onasini Alloh mag'firat qilsin deb duo qilinadi. Otangga rahmat, boqqan onangga rahmat deydi. Demek farzand otaning diplomi. Farzand onaning diplomi. Ne diplomam har xil. Bu mavzuga tegishli payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari ko'p. Kishi bahs qiladi, suhbatlashadi, tortishadi, fikrini himoya qiladi, o'zini fikri balandligini, to'g'riligini isbotlamoqchi bo'ladi. Kishi ro'parasida turgan kishini hurmat qilishligi kerak bo'ladi. Sibabul muslimi fusuqun va qitaluhu kufrun degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Musulmonni so'kinishligi fosiqlik, urushligi kofirlik. Hozirda odamlar tabiati aynan shunday bo'lib ketganki, biroq bilan ozgina bahs qilib qolsa, ozgina tortishib qolsa, bir pasda haqorat qilishga o'tadi. Sen aqling yetmaydi hech narsaga. Sen o'zi bu narsani bilasanmi o'zi? Darrov til bilan ozor, aziyat, tana yetkazishlikka kiradi. Mana shu narsa sibob deyiladi. So'kinishlik deyiladi. So'kinishlik degani hid deb turib hali biz bilgan so'kinish emas. Sen hech narsaga aqli yetmaydi, farosati yo'q odamsan sen. Mana qilsan deyaptim, shu ham so'kinishlik bo'ladi. Modomiki siz gapirayotgan gapdan ham suhbatingiz ozor chekyaptimi? Demek bu so'kinishlik deyiladi. Ammo iymonlik, tarbiyalik, axloqli kishi 10 soat bahs qilishi mumkin siz bilan. Lekin biron marta ziddingizni og'ritadigan so'zni gapirmaydi. Birodalar, bunaqa odobni qayerdan olamiz? Albatta Qur'ondan olamiz. Albatta Qur'ondan olamiz. Astag'idu billah. Qul la tus'aluna amma ajramna va la nus'alu amma ta'malun. Payg'ambarimizga Alloh taolo aytayapti. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mushriklarga ayting. Sizlar bizlar qilgan gunoh to'g'risida mas'ul bo'lmassizlar. Va sizlar qilayotgan amallar to'g'risida mas'ul bo'lmasmiz. Bizi qilayotgan gunohimizga sizlar javob bermaysizlar. Subhanalloh, payg'ambar birodarlar mujrim bo'lishi mumkin emas. Ammo bu Qur'on uslubi. Kofir bo'lgan, fosiq bo'lgan payg'ambariga qarshi chiqib turgan mana shuning eng razil odamlarga ham chiroyli nutq qilinyapti birodarlar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa maqtalo bo'lsin, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sog'sa bo'lsin. Hozirlarga bir steroid ishlagan bir akamiz o'z ko'zlari bilan ko'rgan bir rivoyatni qisqagina bir aytib bermoqchimiz. Alloh rozi bo'lsin, bu rivoyatni bir o'zi haqiqatdan ko'radigan bo'lsa juda holati og'ir. Mana 2 yosh bola deydi, steroidlarga kirib deydi, qarab tursam deydi, har bir stoldagi ozgina qolgan nonlarni olib, ukasiga berib, cho'ntaklariga solib, shunday holatlarni ko'rib turdim deydi. Ko'rib turib, qarab turdim deydi. Qarab turgan holatimda yana boshqa stolga keldi deydi. U yoqqa qaradi, bu yoqqa qaradi. Shu mahalda bir akamiz
juda chiroyli dasturxonda o'tirgan akamizga ko'zlari tushib qoldi. Ko'zlari tushib qolib, bu ikki yetim bola shunday muhtojlikdan shu akamizdan mehr istab yonlariga borib qarab turdimki, 2-3 martadan chaqirdi, qaramadim. Oxir qo'llarini turtib, amaki, assalomu alaykum deb menga jindan non bering, ovqat bering, ukam och qoldi deb ukasi uchun yordam so'rayotgan akani ko'rib, juda beyada o'tirib, juda ko'zlarimga yosh keldi. Lekin inson bu yetim bolalarni jirkib, shunday holatda bor ovozlari bilan shu yerlardan haydab chiqdi deydi. Bularni men ko'rib chidolmadim deydi. O'rnimda endi turmoqchi istim, beyada yana bir sahiy insonni ko'rib qolib, endi o'rnimdan turib borayin deganim. Lekin buyoqdan bir ovoz kelib, bir akamiz "Ey bola, berke" degan ovoz eshitib qoldim dedi. U odamni ham kuzatdim dedi. U odamni ham kuzatib, shunday holatda ko'rdim, ko'zlarimda yosh turdim dedi. U odam kelib, ismlarini so'rab, chiroyli holatlarda stollarga yonlariga o'tirishligini taklif qildi dedi. Shunda bizga qarab turib, "Ey, kim bor?" dedi. "Kim bor?" deb chaqirib, ularga ovqat, har bir narsani olib kelishlikni buyurdi. Biz olib kelib berdik. Uni men chetdan kuzatib turdim. Shuda chiroyli xursandchilik bilan, tabassum bilan bolalar ovqatlandi, kuldi. Uchalasi biram shirin suhbatlarda o'tirdi. Juda chiroyli holatlarda o'tirib, tabassumini ko'rib men buyoqdagi xursandchiligim chidamay ketdim. Shunda bular duo qildi. Yoshlar duo qildi. Bolalar juda chiroyli duolarni qilib, menga u o'tirgan odam chaqirdi. O'zim ishchilarimni jo'natmasdan o'zim bordim oldiga. Borib turib, bizdan qancha bo'ldi deganida, men bu pulni olishlikka yo aytishlikka xohlamadim. Ey inson, bu holatlaringizni ko'rdim. Bu bitta ovqat ekan. Har kuni kelsa men shu ovqatlarni shu yetim yetimlar uchun bekorga beraman deb shunda ko'zim bilan shu insonni bag'rimga bosib xayrlashdim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.